Akif Beki, Karar Gazetesi. Ekonomik bağımsızlık böyle mi kazanılıyordu? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışında yoğun kaynak arayışlarına mora verip meclise geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları cevaplarken de haberi müjdeledi. Anadolu Ajansı'na göre şu an için özelleştirme kapsamında elektrik üretim AŞ'ye ait bazı HES'lerin, bazı limanların, otoyol ve köprülerin olduğunu anlatan Şimşek, özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değildir. Sırada bekliyorlarmış ama hangi santraller, limanlar ve otoyollarla köprüler özelleştirilecek ki? Hazine arazilerini ihtiyaçtan satılığa çıkarma hazırlığı zaten devam ediyordu. Dinle vatan elden gitmesin, ezanla bayrak kurtulsun diye kuru ekmekle soğana talim ettirilen halkın gözü aydın. Sevinsin mi şimdi buna? Elde avuçta son kalan ne varsa satıp sağmak mı ekonomiyi düze çıkaracağız? Necip Fazıl'ın dua çağrısıyla bundan iyiydi. Ne diyordu? Ağlayın, su yükselsin, belki kurtulur gemi. Karaya oturmak borca batmak zorunda mıydık? Sorsan yanlış politikaların sonucu değilmiş de mecburen ana yoldan sapıldığı için böyle olmuş gibi anlatırlar. Başka türlü olamazmış sanki. Hansla George bizi kıskanıyordu ama ekonomimiz güya yine de Hansla George'a bağımlıydı. Bağımsız değildi. Ekonomik bağımsızlığımızı kazanmak için de bu yola girmiştik. Peki elde avuçta ne kaldıysa onu da satıp savarak mı kazanılıyordu bu ekonomik bağımsızlık? Berlin, Paris, Londra, New York bankerlerini kapı kapı dolaşarak mı dış güçlere karşı bağımsızlık mücadelesi verilecekti? Körfez'de para bulma turlarına çıkarak Suud'la Katar ve emirliklerden emanet paralarla Türkiye yüzyılı ne kadar başlatılabiliyorsa bağımsızlık da ancak o kadar kazanılabiliyor işte. Üst aklı karıştıran Ayasofya kararı Nereyi kassak bor, petrol ve gaz fışkıracak ama Lozan anlaşmasının gizli maddeleri bırakmıyor diye uyduruluyor, inananlar da eksik olmuyordu. Büyük, güçlü Türkiye'nin şahlanmasına izin vermeyen gizli maddeler 2023'te kalktıysa, anlaşma 100 da süresi dolduysa bu ne hal? Boç batağındaki Osmanlı maliyesi Abdülhamid zamanında dış güç ve tefeci vesayeti altına sokulmuştu. Duyunu umumiye deniyordu alacaklıların el koyduğu ekonomik bağımsızlığımızsa Lozan'la geri kazanmıştık. Fakat Lozan ihanetmiş, ekonomik bağımsızlığımızı aslında Lozan ve Cumhuriyet'le kaybetmişiz gibi anlatılıyordu. Öyle zannedenler de zincirlerin kırılmasını istiyordu. O da Ayasofya'nın özgürleştirilmesiyle mümkün olacaktı. Lozan engelleri ise 80 yıldır nasıl bor madeniyle petrol çıkarıp işleyebiliyoruz, Karadeniz gazına gizli maddeler niye takos koymadı diye sormadılar bile. Minarelerinden ezan okunup içinde namaz kılınabiliyordu. Ayasofya kapalı değildi zaten de. Lozan'a rağmen nasıl bir daha açıp müzeden camiye çevirebildiğini de kendileri sormadılar. Sözde ayağımıza vurulmuş prangaydı. Elimizi kolumuzu bağlıyordu. Nasıl olmuştu da Türkiye yüzyılı başlatmamızı togu bile durduramamıştı. Zincirleri kırıp Ayasofya'yı özgürleştirmek için önce Lozan'ı yırtıp çöpe atmamız bile gerekmemişti. Lozan efsanesi henüz yürürlükteyken de rövanşı alabildiysek kalktıktan sonra böyle mi şahlanacaktık? Hani öyleyse şahlanma diye bir güne bir gün sormayanlar da bir şaşkınlık şimdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 15 Ocak'tan itibaren Ayasofya Camii'ne turistlerin parayla gireceğini açıkladı. UNESCO tavsiye etmiş. Hiçbir şeye şaşırmayanlar buna şaşırdı. AK Parti propagandasının sarsılmaz üst aklı havalarındaki Metin Külünk'ün bile aklı karışmış. Nasıl karışmasın? Turistler biletle girerse Ayasofya cami midir, müze mi? Eskiden de ezan okunup namaz kılınabilirken turistlere paralıydı. Hem cami, hem müze olabiliyorsa ne değişti? Külünk anlamakta zorlanıyor. Cami'den tekrar müzeye dönüştürülüyormuş. Ayasofya özgürlüğünü biz de ekonomik bağımsızlığımızı bu yüzden yine kaybediyormuşuz gibi de tepkili elde avuçta kalanı satarken kaybettiğimiz bağımsızlığımız turistler Ayasofya'ya biletle alınınca tehlikeye giriyor yani. Bizi hangi üst akıllar mahvetti diye sorarlarsa işte bunu söylersiniz.